Beşiktaş Televizyonu'ndan herkese mutlu günler. Değerli futbol severler, değerli Beşiktaşlılar. Ara transferin artık son saatleri Süper Lig'de çok hızlı bir dönem geçirdi Beşiktaş. Çok önemli isimleri kadrosuna kattı. Onlardan bir tanesi yine son bir haftadır sürekli gündemde olan haberleriyle, görüntüleriyle ve dün akşam Gençler Birliği Kupa maçında ilk kez Beşiktaş kadrosunda Vodafone Park'ın çimlerinde arkadaşlarıyla buluşan ve kenarda kadroda o coşkuyu yaşayan Wagner Love'dı. Birazdan da Sayın Başkanımız Fikret Orman ve diğer transferimiz Larin'le birlikte imza töreni gerçekleştirilecek. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz, bir ritüel öncesinde ilk açıklamalarını Beşiktaş Televizyonu'na yapacak sevgili Wagner Love. Formayı giydi ayağının tozuyla Beşiktaş Televizyonu'nun panoramik stüdyolarında sevgili tercümanımız çok özellikle bu dönemlerde bizim kahrımızı çok çekiyor. Sağ olsun, var olsun sevgili Arda ile birlikte locamızda misafirler. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Formayı giydi. Aslında biraz bu sefer tersten işledi. Dün takımla beraberdi. Antrenmana çıktı. O coşkuyu, seyirci atmosferini yaşadı. Süreci ve dün akşam yaşadıklarını anlatabilirim. Como foi o processo? Chegou ontem, antes da assinar já. Foi no banco, junto com a equipe, concentração. E já viu torcida, ambiente. Do estádio também. Muito gostoso. Tava sentindo falta de tudo isso. Foi bom já chegar, já assinar o contrato, já tá com os novos companheiros, já tá concentrando, já tá sentindo o clima que é a torcida, o estádio. Foi muito gostoso. Já tá vivendo, desde o começo já tá vivendo tudo isso. Aslında tam da bunun eksikliğini hissediyordum kariyerimde. Gelir gelmez arkadaşlarımla güzel bir uyum sağladık daha ilk günden. Kampa girdik, akşam bir yattık, sabahleyin kalktık, işte yemek yedik, stada geldik. Taraftarımız mükemmel, sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Hatta gelmeden önce de bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten buna ihtiyacım vardı. Hemen oraya geleceğim Arda, çok hızlı bir şekilde. Come to Beşiktaş sloganı, Beşiktaş'ın, Türkiye'nin, Avrupa'nın sınırlarını aşıp tüm dünyaya mal olmuş büyük bir iletişim başarısı ve sosyal medya artık günümüzün olmazsa olmazı Come to Beşiktaş hashtagleriyle onlarca futbolcuya transfer döneminde sen de malumun buraya tabii gelenler oluyor, gelmeyenler oluyor, süreç olumlu oluyor, olumsuz oluyor ama aynısı ona da yapıldı. Her paylaşımının altına binlerce Come to Beşiktaş çağrısı, hatta daha ileriye gidildi, ben o videoyu izledim, mutlaka sen de izlemişsindir. Bir beyefendi otobüse binerken Alanya'dan ayrılmadan önce kulağına geliyor. Come to Beşiktaş diyor. Bu slogan, bu müthiş ilgi buraya gelmesinde önemli etkenlerden biri oldu mu? Esse slogan, novo slogan do Beşiktaş, Come to Beşiktaş, né? Então, tá circulando muito. O que eu mais li na minha rede social nas últimas três semanas. Son 3 haftadır
benim sosyal medyamda olan en güzel şeydi bu. Que está circulando muito, até um cara chegou para você frente ônibus do Alanya falando no teu ouvido, né? Então, mandando esse recado através das redes sociais. É bom, eu fiquei muito feliz com todas as mensagens que eu recebi. E isso estava me dando cada vez mais motivação para eu chegar aqui. E é um clube muito grande. E eu queria muito estar aqui, queria muito ter esse desafio novo na minha carreira, na minha vida. E agora eu só quero retribuir toda essa mensagem, todo esse carinho que eu tive até antes de eu chegar, eu quero retribuir aos torcedores fazendo o que eu sei fazer dentro do campo. Gelen her mesaj için çok teşekkür ederim. Gelen bana atılan her mesaj çok önemliydi. Dediğim gibi son 3 haftada sosyal medyada çok mutlu ettiler beni. Ben de burada onların bu ilgilerine, sevgilerine karşılık vermek için sahaya girdiğim zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Büyük bir kulübe geldim, bunun farkındayım. Bunun tadını çıkarmak istiyorum. 2016-2017 yılında Türkiye kariyeri Alanyaspor formasıyla başladı. 44 maça çıktı, 34 gol attı. 44 maçın da 41'inde ilk 11'de başlayarak kelimenin tam anlamıyla ikinci bahar kelimesi çok kullanılır hayatın içinde. Futbolda da çok kullanılır. Bunu yaşadı ve Türkiye'de apayrı bir sevgi ve hayran kitlesi kazandı. Şimdiki durağı ise sadece bu ülkenin değil Avrupa'nın özellikle kendi pozisyonunda yani golcü, santrfor dediğimiz gol atan striker pozisyonundaki oyuncular üzerinde etkisi en yüksek olan teknik adamlardan bir tanesiyle çalışacak. Şenol Hoca ile. Şenol Hoca'nın kariyerine, geçmişine baktığınızda dokunduğu özellikle bu bölgedeki oyuncuların hepsinde çok büyük efektleri var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem dünyada. İşte son olarak Cedric Bakambu'yu söyleyebiliriz. Bursa Spor'da başlayan kariyeriyle öncesinde La Liga, sonrasında şimdi Uzak Doğu. Birçok isim Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da. Bu konudaki başarısı ona ayrı bir heyecan katıyor mu? Çünkü golcüler üzerinde Şenol Hoca'nın müthiş bir efekti var. Você chegou temporada passada, jogou mais ou menos 44 partidas e marcando 34 gols, jogando muitas partidas. Agora, chegando no Beşiktaş, junto com o nosso treinador, que ele tem um lado muito forte, o time dele, atacante, sempre cresce mais. Então, já tem os exemplos que ele revelou, ajudou os atacantes. O subir do nível, você já não precisa, mas esse desafio novo que você vai ter aqui, você acha que isso vai te afetar também? Sim, eu não é que eu preciso, eu gosto desse desafio. E eu quero crescer mais, esse é meu objetivo. Eu quero sempre estar fazendo mais, eu procuro sempre algo mais, acho que isso faz a diferença. Então eu sei que eu vinha fazendo um bom trabalho no Alanya, mas agora eu estou no Beşiktaş e eu quero fazer muito mais que eu fiz no Alanya. Alanya'da iyi günler geçirdim ama benim karakterimde şöyle bir şey var. Her zaman daha fazlasını istiyorum, daha iyisini istiyorum. Ve bir maceraya başlıyorum burada Beşiktaş'ta, büyük bir takımda. Burada da aynı şekilde çok daha fazlasını istiyorum. Bugüne kadar belki göstermediğim bir performansı ortaya koyup çok daha iyi bir performans gösterebilirim. Ligimizi çok iyi tanıyor. Yaklaşık 2,5 sezondur. Ülkemizde az önce söylediğim rakamlardan da zaten ortada. Geçtiğimiz yılın gol kralı Süper Lig'de. Türkiye Ligi'ni geldiğinden beri nasıl değerlendiriyor? Bu birinci etabı. İkinci etabı da tabii Alanyaspor gözünden Beşiktaş'a karşı notlarıma bakıyorum. Vodafone Park'ta hiç oynamadı. Çok ilginç. Hep Alanya'nın iç saha maçlarında Beşiktaş'a karşı oynamıştı. Bir tane de golü var Alanyaspor formasıyla bize ama Vodafone Park'a ilk kez dün akşam ayak bastı çimlerine. Ligi nasıl buluyor? Alanyaspor'da oynarken Beşiktaş'a karşı oynadığı maçları nasıl değerlendiriyordu? Que você acha do campeonato turco? Ele tem duas perguntas. Que você acha sobre o campeonato turco e nunca tinha jogado aqui em campo do Beşiktaş Vodafone? E que você acha do Beşiktaş como jogador do Alanya? Que você achava? Como você vê desde fora? Sempre vi o Beşiktaş como se não for a melhor, uma das melhores equipes do campeonato turco, pela maneira de jogar, pelo nível que o treinador consegue fazer o time jogar.
Então é assim que eu sempre vi o Besiktas, um time muito difícil de se bater, principalmente jogando em casa. Com apoio da torcida, jogando com agressividade, jogando com a bola nos pés, fazendo um jogo bonito. É assim que eu vejo o Besiktas. E em relação, eu estando de fora, e em relação ao campeonato, é um campeonato que eu vejo que está crescendo, é um campeonato competitivo e cada vez mais está atraindo mais jogadores de fora para cá. Eu acredito que o futebol turco tem muito a crescer ainda. Şimdi Beşiktaş'a dışarıdan baktığınız zaman Beşiktaş bu ligin her zaman benim gördüğüm zamanları ele alırsak her zaman ya en iyi takımıdır ya da en iyi takımlarından biridir. 23 Mayıs 2017'de demiş Anadolu Ajansı'na en iyi takım demiş ligdeki. Vinci Treci Mayo Cefaloesi falando uma entrevista você falou que Beşiktaş é melhor time do esse campeonato. Sim. Já repetiu isso uma vez mais. Sim, sim, porque é a minha opinião e agora eu tô aqui, eu quero que continue sendo. Önceden dedim evet. Umarım bundan sonra da öyle devam eder ki ben de bu grubun bir parçası olarak bunu beraber yaşarız, hep beraber yaşarız. Beşiktaş ayağı top yapan, seyir zevki olan, direkt oynayan, hocasının da iyi yönettiği bir takım. Bu zaten dışarıdan gözüküyordu. Türkiye Ligi'ne gelecek olursak Türkiye Ligi dışarıdan çok iyi oyuncular geliyor ve devamlı ilerlemekte olan bir lig var. Aynı zamanda bunun yanında da Türk futbolu var. Son soru. O zaten Türkiye'ye geldiğinden beri iki sezon. İkisinde de Beşiktaş şampiyon oldu. Üçüncü sezon inşallah üçüncü şampiyonluk olacak. Bizim temennimiz bu, inancımız bu. Onun da içinde olacak. Ligdeki ve tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak çok önemli iki maç var. Tarihi iki maç var. Avrupa'da da çok önemli işler yaptı Beşiktaş. Bu süreçle ilgili ne düşünüyor? Hem Şampiyonlar Ligi hem de ligin ikinci yarısı. Beşiktaş è bicampeão. Tomara ki contigo. Vamos ser terceira vez campeão aqui. E agora você estando aqui, o que você acha daqui à frente, segundo turno na Liga, no Champions também, o time... O time tem duas partidas no Champions ainda. Teremos uma sequência muito difícil de jogos agora, esse mês. Jogos importantes. E que a gente tem que estar todos os jogadores muito concentrados, muito motivados, que vai ser, acredito eu, que vai ser a decisão do nosso restante de temporada, esse mês de fevereiro. Porque são jogos importantes do campeonato, são jogos importantes as oitavas de finais contra o Bayern, então a gente tem que estar focado, temos que estar determinado para fazer bons jogos, conseguir pontos no campeonato turco, fazer de tudo para passar de fase na Champions League. Şubat ayına girdik, Şubat ayında ardı ardına çok önemli maçlar oynayacağız, çok zor maçlar oynayacağız, hem ligde olsun hem Avrupa Kupası'nda olsun, belki de Şubat ayından sonraki etabın başlangıcı ve belki de karar verici maçlarını oynayacağız. Bütün oyuncular olarak çok iyi motive olmamız lazım. Çok iyi odaklanmamız lazım. Konsantrasyon da aynı seviyede, üst seviyede olması lazım ki bu Şubat ayını iyi atlatalım. Basın toplantısı için Sayın Başkanımız tabii ki aşağıda ve basın mensupları bekliyorlar. Bitirmek istiyorum ama bitirmeden de tabii çok önemli bir kliple Beşiktaş Kulübü iletişim birimleri kendisini duyurdu. Kap açıklamasının gelmesinden sonra izlemiştir mutlaka. Klibi nasıl buldu? Bir de özel bu sene Negredo, Cenk Tosun takımın geneliyle ilgili olarak iletişim birimlerinin özel bir çalışması var. Gol attıktan sonra statta çalan kişiye özel müziklerle alakalı. Onun bununla ilgili bir fikri var mı? Beklediği bir müzik var mı? Bir isteği var mı? Artık istek alıyoruz. Kimse aşağıcı video ki revelaram quando te anunciaram, né? Revelaram uma vídeo que aquele capa do filme e tal. Muito legal, muito interessante. Çok güzeldi yayınladıkları video. Transferimle beraber yayınladıkları video aşk gerçekten hikayesi. İlginçti. Storage amor. Salavi. Salavi, muito sadece aşk. Sen sağ ol. Çok aşk. Çok aşk. E depois, nossos atacantes marcando o gol, eles sempre tocam uma musiquinha especial. Você tem algum pedido sobre esse musiquinha? Não, ainda não. Ainda não tem nenhum pedido. Mas acredito que
que quem faz, quem coloca a música vai colocar uma música de acordo comigo. Golden sonra çalacak parça hakkında bir fikrim yok. Bir fikir vermek de istemiyorum. Onu size bırakıyorum. Muhakkak güzel bir şey çalarlar. Şunu bilsin ki çok teşekkürler bu arada. Tekrar hayırlı olsun. Bitiriyoruz. Olur. Bütün taraftarlar tezahüratlarında özellikle ısınmaya çıktığı zaman takımlar. Bu bizde de böyle. Bütün takımlarda böyle. I love you tezahüratını çok kullanırlar. Belli isimlerle özdeşleştirirler. Ama en çok yakışan herhalde o olacak. I love you Wagner diye bir hayli duyacak bunu. Bir kartal pençesi rica ederek bitirmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şamanı sempre şama estrangeriz diye I love you ne? Então contigo vai combinar mais. İlk ben diyebilirim istiyorsa. Yani ben daha duymak istiyorum bilmiyorum ama. Muito bom. Espero que essa relação de amor dure por um longo tempo. Umarım aşkımız uzun sürer. I love you. I love you. I love you. I love you Beşiktaş. I love you. Ben bir kartal pençesi alıp bitirelim o zaman. Magia fazer aquele. Çok teşekkürler. Tekrar Allah sakatlık kaza bela vermeden Deus. İnşallah çok güzel neticelerle Wagner'la Beşiktaş kulübüne hayırlı olur. No se entendería.